Çünkü Deccal çıktığında Mehdi çıkması Deccaliyet'in bir önemi yok. Mehdi çıktığında da Deccaliyet çıkmazsa Mehdiyet'in bir önemi kalmaz. Yani cihat anlamında önemi kalmaz. İkisinin başa baş çıkması gerekiyor. İnşallah. Mehdiyet Süfyaniyet'in yıllar içinde yaptığı tahribatı gelip tamir etmesi, düzeltmesi oluyor. Ama yaşlı ve hımbıl, güçsüz, cılız bir Mehdiyet anlayışı ortaya çıkartıyorlar, çıkartmaya çalışıyorlar. Yani Müslümanları akıl almaz pasifize ettiler. Yani müthiş bir mühendislik planı uygulandı, şahsı manevi diyerek. Çünkü şahsı maneviye bakıyor adam, şahsı manevinin yapacağı hiçbir şey yok. Tabii. Halbuki hep peygamberler gelmiş, onun etrafında insanlar toplanmışlar, bir heyecan olmuş, bir şevk olmuş ve İslam dünyaya hakim olmuş, gelişmiş. Mesela Zülkarneyn gelmiş, Zülkarneyn etrafında toplanmışlar. Süleyman Aleyhisselam gelmiş, Süleyman Aleyhisselam etrafında toplanmışlar. Ama Süleyman Aleyhisselam'ın şahsı manevisi etrafında toplanmamışlar. Şahsı olmuş Hazreti Süleyman'ın. Talebeleri olmuş ve ondan meydana gelen şahsı manevi olmuş. Ama Hazreti Süleyman mutlaka olmuş o dönemde. İnşallah. İnşallah. Zülkarneyn Aleyhisselam da, Zülkarneyn Aleyhisselam bir şahsı manevi değil. Bir şahıs. Ve dolayısıyla onun sağlığında o sağken hakim oluyor. Hazreti Süleyman da sağken hakim oluyor. Tabii. İnşallah. İnşallah.